Merhabalar. Bayan Lila'nın saçlarının nasıl yapıldığı hakkında sorularınız geliyor. Bununla ilgili video istediğiniz için size bir video hazırlamak istedim. Saçlarının nasıl yapıldığını bu videoda göstereceğim. Şu şekilde bir ön gösterim yapalım. Detaylı görelim. Daha sonra saçların nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet. Saçımız bu şekilde. Şimdi nasıl yapıldığını hep birlikte görelim. Evet, saçlarımızı açtık. Şu şekilde detay göstereceğim size. Sadece şu ön hat üzerine saçın dizilimini yapmıştım. Saçlarımızın arka kısmı zaten bu şekilde boş. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu hattı yüzünün ovalliğini silinebilir bir kalemle bu ütüyle buharla uçuyor. Sıcak buharı verdiğimiz zaman etrafında iz kalmıyor. Silinebilir bir kalemle yüz hattının çizgisini aldım. Sağ ve solun eşit olması için bir çizgi aldım. O çizgi üzerine aynı şekilde giderek yine sayılarını eşit tutmaya çalışarak saçını diziyoruz. Saçımızı nasıl diziyoruz? Şimdi onu görelim. Bayan Lila'nın saçlarını 34 santimden ipler keserek şu uzunlukta 34 santimden ipler kestik. Daha sonra bu iplerimizi tığ yardımı ile aynı noktalara şu şekilde giriyoruz. İpimizi katlıyoruz. Tığımızla geçiriyoruz. Şu şekilde aldım. Bazı noktalara birer tane, bazı noktalara ikişer tane saçının sıklık yoğunluğunu nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Şuradan iki tane daha ipimi alayım. Eğer isterseniz, dilerseniz ipiniz ince ise, benim ipim çok kalın olduğu için tek sıra iplik dizdim. Saç yaptım. Dileyen olursa, ipliğiniz ince ise, sizin iplik kalınlığınıza göre de 2 sıra, 3 sıra dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Bu şekilde ipimi çekiyorum. Daha sonra bunu eşit bir şekilde uzatıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Tüm kafa çevresine bu şekilde yaptım. Bakın burada geri kısma da vermişim. Aralıklarını görebiliyorsunuz. Şöyle açalım saçlarımızı. Burada biraz daha yoğun çünkü alnına şöyle dönen bir saç yapmıştık. Onun yoğunluğunu vermek için burada biraz daha fazla yaptık. Bu kısımlarda teker teker. Dilerseniz saçların daha sağlam, sıkı, açık bırakacaksanız yapmak için şu şekilde bir düğüm atıyorsunuz. Bir tane saçımızı çıkaralım. Şöyle tekli. Bir tane saç çıkaralım. Bunu şöyle aldığınızda ipinizi o zaman daha uzun tutacaksınız. 34 santimden daha uzun. 34 çarpı 2 68 yaparsınız. Şu şekilde ipi üzerinden geçirirseniz daha sağlam olur. Hemen çıkmaz. Bu şekilde yapabilirsiniz de. O zaman önlerde şöyle düğüm düğüm bir görüntü olacaktır. Ben onu istemediğim için, arkadan bir bağlama yaptığım için, at kuyruğu yaptığım için sadece ipleri geçirdim. At kuyruğu yaptım. Kalkülünü nasıl yaptık? Şuradan bazı saçları çıkardım. Şöyle. Elimizle düzeltelim. Belli bir kısmını alıyorum. Biraz arkadan, biraz önden. Şöyle. Gerisini arkaya doğru bir tarama yapacağız.
şekilde buradan bir iplikle bağlıyoruz. Daha sonra bunu şöyle yana atıyoruz. Perçem yapacağız. Şöyle. Bunu da şuradan yine saç çıkardığımız gibi bir iplik çıkaracağız. İlk önce şu saçını bağlayalım. Saçımızı bağlıyoruz. Ben şimdi videoda hızlı bir şekilde böyle biraz düzensiz oldu. Siz düzeltirsiniz. Bu ön saçı da şöyle getiriyorum. Tekrar bağlayacağım noktadan bir ip geçireceğim. Şöyle bağlamak istiyorum. Evet, böyle iyi. İpliğimi geçiriyorum buradan. Arkadan çıkartıyorum. Bu benim bağlama ipim olacak. Aynı renkte. Bunu bağlayacağım. Bağladıktan sonra da düzeltmelerinizi yaparsınız. Daha sonra da bu noktaya tekrar çiçeğimizi monte ediyoruz. Bunu da bağlıyoruz. Şimdi saçını tekrar açacağım. Bu kısmı da saçı ile birlikte toplayacağım. Biraz daha tepeye vereceğim. O şekilde Bayan Lila'nın saçlarını oluşturuyoruz. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayabilir. Yeni eklenecek videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin. Eğer sorularınız varsa bunu yorum kısmına belirtirseniz hemen cevap verebilirim. İstediğiniz şekilde de yardımcı olmaya çalışırım. İyi günler.